Birazcık da yüzümüz gülsün. Çok güzel tiyolar verecek size sevgili Selahattin Dönmez. Sağlıklı yaşam için doğru besin seçiminde altın kurallar geliyor sizler için. Evet. En baştakini istersen ben okuyayım çünkü az önce çok Tamamdır. güzel bir şekilde anlattık. Beyaz ekmek yerine kesinlikle ekşi maya ekmeği tüketelim, tüketelim. demişti. Şimdi yapay tatlandırıcılar yerine kesinlikle bal kullanın diyor. Evet. Beyaz ekmeği yediğin zaman yine mikrobiyotanı bozuyorsun. E, ekşi maya e, ekmeği yediğin zaman ekşi maya folik asitten zengin, çinkodan zengin. Minerali daha fazla alıyorsun. Özellikle anemisi olan kadınlar, evet. çocuklar ekşi maya ekmek tüketsinler. Ekşi maya bağırsaklarımızda da yararlı bakterilerin artmasını sağlıyor. Şimdi yapay tatlandırıcılarla ilgili müthiş bir çalışma yayınlandı. Hı. Biliyorsunuz diyabette yapay tatlandırıcı kullanıyor birçok kişi. Ve ne diyorlar? Belirli vücudun belirli bir oranına kadar tüketirsen zararlı falan filan. Artık bunları geçerim. Yeni çalışma şunu söylüyor. Bağırsak mikrobiyotanı bozuyor, doyma merkezini tamamen bloke ediyor, aç hissetme neden oluyor ve daha fazla yemeniz sağlıyor. Kalori sağlayanları da var, bunların kalori sağlamayanları da var. O yüzden ben doğal bir bal tüketmek çok güzel bir şey. Evet. Glikozu ve fruktozu birbirine eşittir balda. Balın en önemli özelliği amino asitler var, enzimler var, antioksidanlar var. Az miktarda. Balı hani çok kaynar yok koymayın derler. Şimdi çayın içerisine şeker yerine eğer bal tercih edecek birisi müthişsin, illa çayın ılımasını beklemesi evet, gerekiyor. Evet. Hafif mu? zaten çayı aldın, soğumaya başlıyor. Çok hafif, yanlar miktarda değil. Çok hafif olduğunda bir çay kaşığı kadar balı içine at, tüket. Maksimum bir tatlı kaşığı kadar da kullanabilirsiniz balı. Bence sıcak içeceklerinizde içebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. balın, ıhlamurun içerisine, sıcak içeceğin içerisine uygun miktarda bal koydular. Tek başlarına antioksidan düzeyleriyle şey, sıcak içeceklerde balla birlikte içildiği zaman vücuttaki antioksidan düzeyi 20 kat daha arttığını gördüler. Yani şöyle düşün, yazın karpuz yiyoruz ve kırmızı o renkten bir sürü kalbimizi koruyacak bir madde alıyoruz ya. Onun aynı miktarı kadar ballı ya da ıhlamurlu çaydan bir tatlı kaşığı aldığın zaman alıyorsun. Gittiğim bir yerde yeşil çayın yanına bal veriyorlardı. Ne alaka diyordum. Ne yapacağım? Bunu içine mi koyacağım? Onu kaşılayacağım? <laughs> onu mu içeceğim? Falan. Ben de ballı hiç aram yok. Şu anda anladım neden olduğunu. Antioksidan özelliğini Özelliği arttırmak artırıyor. için yanına bal veriyorlar evet, yani. Bir